Ekşi Sözlük yazarlarıyla buluşmanız söz konusuydu. Orada bir açıklamanız çok yankı uyandırdı. Adalet ve Kalkınma Partisi dönemindeki en büyük pişmanlığınızın 2017 referandumu olduğunu söylediniz. 2015'te siyasetten çekiliyorum, konuşmayacağım kararı aldım, almıştım diye ifade ediyorsunuz. Ama keşke 2017'de avaz avaz bağırsaydım bu yanlış referanduma evet demeyin diye. Bundan bir pişmanlık. Şimdi Sayın Babacan, Erdoğan çok güçlü bir figür biliyorsunuz. Çok baskın bir figür. Hatta zaman zaman bir takım rivayetler bile kamuoyuna yansımıştır. Bir takım kabine toplantılarında bazı kabine üyelerine fiziki bir müdahalede bulunduğuna kadar gider bu iddialar. Ben hiç şahit olmadım ama benden sonra olabilir bilmiyorum. Yani. Konuşulanları söylüyorum. Yani fiziki müdahaleden bahsediyorum. Ben hiç şahit olmadım ama daha sonra benden sonra ne oldu bilmiyorum. Yani. Şimdi dolayısıyla orada böyle bir ortam mümkün müydü? Siz ya da sizin gibi başkaları avaz avaz bağırmasa bile itirazlarını dile getirseydi, hayır bu yanlıştır, bakın biz de Adalet ve Kalkınma Partiliyiz ama bu yanlıştır diye daha yüksek sesle bir itiraz dillendirilseydi sürecin önüne geçilebilir miydi? Yani tabii geçmişe doğru hani farazi değerlendirmeler yapmak çok kolay değil. Yani hani bantı başa sarıp da şöyle olsaydı ne olurdu, böyle olsaydı ne olurdu. Çok, bu zaten tarihçilerin de tarihi yazarken çok zorlandığı bir alandır. Yani geçmişe doğru olanları değerlendirirsen ya acaba şöyle olsaydı böyle mi olurdu? O zor bir değerlendirme yani. Ben tamamen burada bir şahsi Tarihe o keşke o dönem not düşseydim yani anlamında mı pişmanlığı paylaştınız? Ekşi Sözlük'teki değerlendirme benim şahsi bir değerlendirmem. Ama şu var, hani dediniz ya, Erdoğan çok güçlü karakter falan filan. Bak, gücün kaynağı ne, ona bakmak lazım. O şeyden tutun 2001-2002'den 2012-13'e kadarki dönemde gücün kaynağı demokrasiydi. Gücün kaynağı başarıydı. O başarının getirdiği itibarla o güç vardı. Ama daha sonra gücün kaynağı değişti. Gücün kaynağı yargıya hükmetmeye ve yargıyı da sopa olarak kullanmaya dayanan bir güç haline geldi. Gücün kaynağı bütün devlet aygıtını eline geçirip o aygıtı haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde kendi çıkarına kullanmaya başlayan bir güç haline geldi. Dolayısıyla o gücün artık siyasi meşruiyeti kalmadı demek. Hukuk meşruiyeti de yok, zaten siyasi meşruiyet de kalmadı demek. Dolayısıyla böyle bir güç bir süre sonra zehirlemeye başlıyor ve kendini de ülkeyi de böyle yokuş aşağı götürüyor. Ama şu benim tamamen kendi muhasebem o. Yani ben 2000, çünkü 3 dönem kuralı vardı ya AK Parti kurulurken. Benim de 3 dönem 2015'in Ağustos'unda doldu. Dolayısıyla ben dedim ki artık benim için siyaset bitiyor. Bu defteri kapatıyoruz. Dolayısıyla çıkıp hala konuşuyor olmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla ben artık bundan sonra herhangi bir siyasi açıklama yapmayayım. Susayım. Yavaş yavaş eski hayatıma, eski normal hayatıma döneyimin çabasındaydım ben o yıllarda. Yani hangi yıllardan bahsediyoruz? İşte 2015'ten sonra 2016, 2017, 2018 değil mi? O yıllar. Ve dikkat edin, o günlerde benim hiçbir açıklamamı görmezsiniz. Yok. Hani ama o dönemde 2017 referandumunda yani çıkıp söyleseydim insanlar üzerinde etkili olur muydu? Bilemiyorum yani. Bir kişinin sesi etkili olur muydu bilmiyorum. Ancak kolektif bir ses olsaydı belki. O ses belki. büyüseydi belki. Yani evet, ama hani bir kişinin sesi zor. Ama ben ne yaptım daha sonra? Herhalde en büyük öz eleştiriyi ve en büyük bir bakıma muhasebeyi Deva Partisi'ni arkadaşlarımızla beraber kurmakla yaptım. Çünkü bir kişinin sesi olmuyor. 90 kurucu arkadaşlarımıza başladık. 81 il başkanımız, 742 ilçe başkanımız, 180 bin üyemizle çok gür bir sesiz artık. Dolayısıyla bir kişinin sesi değiliz. Çok gür bir sesiz. Onun için netice elde ediyoruz. Onun için Deva Partisi artık Türkiye'nin en çok tanınan, sözüne en çok dikkat edilen, yani sözünün gücü olan bir parti haline geldi. Onun için mücadeleyi şimdi gür bir sesle yapıyoruz. Yüz binlerin sesiyle yapıyoruz. İnşallah milyonların sesiyle yaparak seçime doğru yürüyeceğiz. Deva geliyor.